Bu videomuzda Türk sineması olarak bilinen Yeşilçam'ın hızlandırılmış tarihini göreceğiz. Türk sineması diğer bir adıyla Yeşilçam olarak bilinir. Yeşilçam, Türkiye'deki film yapım faaliyetlerini ve sinema kültürünü kapsamaktadır. Türkiye'de sinemanın tarihi Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine kadar uzanmakta olup başlangıç tarihi tam olarak bilinmemektedir. Anadolu'ya sinemanın gelişi 2. Abdülhamit döneminde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Yeşilçam'ın ismi aslında bir sokağın ismi. O dönemde yapım şirketleri Beyoğlu'nda bulunan Yeşilçam sokağında yer almaktaydı. Türk sinemasının Yeşilçam ismi de işte bu sokaktan gelmektedir. Şimdi hep birlikte Türk sinemasının derinliklerine doğru inelim. Hangi yılda kaç film çekilmiş ve öne çıkan filmlerle oyunculara göz atalım. İlk toplu film gösterimi 1896-1897 yılları arasında İstanbul'da gerçekleşir. Bu tarihten 14 Kasım 1914 yılına kadar yabancı filmler gösterilir. 1910, ilk milli sinema, Millet Tiyatrosu. Türkiye'de halka açık ilk sinema 19 Mart 1910'da İstanbul Fatih Şehzade başında milli sinema olarak faaliyete geçmiştir. Bu sinema milli sinemaydı ama gösterilen filmler yabancıydı. Bu mekanda sinemanın yanı sıra tiyatro oyunları da oynanıyordu. 1914, ilk Türk filmi. 1914 yılında İstanbul Yeşilköy'de bulunan Ayastefanos Rus anıtının yıkılması kararlaştırılır. Bu yıkım anını filme çekme fikri ortaya çıkar. Bu fikir ile birlikte Avusturya'dan bir film çekim ekibi davet edilir. Ancak daha sonra bu filmi bir Türk'ün çekmesi şartı koyulur. Bu iş içinde Osmanlı ordusunda görevli olan Fuat Uzkınay uygun görülür. Fuat Uzkınay film çekmeyi Avusturyalı film ekibinden öğrenir. 4 Kasım 1914 günü Fuat Uzkınay tarafından çekilen Ayastefanos Rus anıtının yıkılışı filmi bir Türk'ün çektiği ilk film olur. Bu tarihten itibaren Türk sinemasının doğuşu başlar. Bu ilk film 150 metre uzunluğunda bir belgesel filmidir. Türk sinemasının ilk filmi olan Rus anıtının yıkılışı belgeselinin ne yazık ki şu ana kadar hiçbir kaydı ve kopyası bulunamamıştır. Ne kadar da acı değil mi? Türk sinemasının ilk filmi olarak tarihe geçen filmin kayıtları hiçbir yerde yok. 1915, ilk öykülü film. Dönemin tiyatro oyunu olan ve ilk öykülü film olarak tarihe geçecek olan Leblebici Hor Hor filminin çekimlerine başlandıktan kısa bir süre sonra oyunculardan birinin ölmesiyle film yarım kalır. İkinci öykülü film Himmet Ağa'nın İzdivacı filmi olur. Ancak bu filmde oyuncular Çanakkale Savaşı'na çağrıldıkları için ikinci öykülü filmde yarım kalır. 1918 yılında tamamlanarak gösterime girer. Bu arada bu dönemlerde çekilen filmler sessiz ve siyah beyazdır. 1917, Müdafaa-i Milliye Cemiyeti. Sinemanın ilk yıllarında askeri yapı taşıyan ikinci sinema kuruluşunun adı Müdafaa-i Milliye Cemiyeti olur. Bu arada yarım kalmadan çekilen ilk Türk filmi gazeteci Sedat Simavi'nin çabalarıyla gerçekleşir. Simavi'nin yönetmenliğini yaptığı Pençe ve Casus filmleri Türk sineması ilklerinde yerini alır. 1919 yılı içerisinde iki öykülü film çekilerek Türk sinemasında sıçrama olur. Mürebbiye ve Binnaz filmlerinin yönetmeni Türk tiyatrosunun kuruluşunda büyük katkıları olan Ahmet Fehim'di ve oyuncuları da tiyatro sanatçılarından oluşuyordu. 1921, ilk güldürü filmi. Tiyatrocu Şadi Fikret Karagözoğlu, Bican Efendi Vekil Harç adlı 22 dakikalık kısa filmiyle Türk sinemasında ilk güldürü filmini yapar. 1922, İlk özel film şirketi. Muhsin Ertuğrul 1916 yılından 1922 yılına kadar Almanya'da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmalar yaparak film konusunda tecrübeler elde eder. Muhsin Ertuğrul ile birlikte Türk sinemasında yeni bir dönem başlamış olur. 1922 yılında Kemal Seden ve Şakir Seden kardeşler Türkiye'nin ilk özel film şirketi olan Kemal Filmi Eyüp Fesane Fabrikası'nın bir bölümünde kurarlar. Kardeşler Muhsin Ertuğrul ile işbirliğinde iki film çekerler. Bu filmler İstanbul'da Bir Faciayı Aşk ve Boğaziçi Esrarı, Nur Baba. Nur Baba filmi çekimleri sırasında olaylar çıkar. Bektaşiler film setini basar. Filmin aleyhlerine çekildiği yanıltmacasıyla kışkırtılırlar ve birçok yerde gösteriler yaparlar. Filmin çekimleri tamamlansa da işgal kuvvetleri tarafından gösterimi yasaklanır. 1923, Kurtuluş Savaşı'nın filmi. İlk kadın oyuncular. Muhsin Ertuğrul bu yıl 3 film çeker. Birincisi Halide Edip Adıvar'ın romanından uyarladığı Ateşten Gömlek'tir. Kurtuluş Savaşı'nı konu alan
ilk filmdir. Bu filmin diğer özelliği ise Türk sinemasında ilk kez Türk kadınlarının oynamasıdır. Cumhuriyetin ilanıyla kadınlara çalışma özgürlüğü tanınması sonucu Bedia Müvahhit ve Neyire Neyir ile yeni bir dönem açılır. 1924 yılında Muhsin Ertuğrul bir film daha çeker. 1931 Uluslararası ilk ortak yapım. Türk, Yunan ve Mısır ortaklığında Muhsin Ertuğrul'un öncülüğünde İstanbul Sokaklarında adlı ilk ortak film yapılır. Film sessiz çekilir ve daha sonradan Paris'te seslendirilir. 1932 Bir Millet Uyanıyor. İlk kez halktan biri ünlü olur. Muhsin Ertuğrul'un en önemli filmlerinden biri olan Bir Millet Uyanıyor adlı filmi 1932 yılında çekilerek gösterime girer. Türk sinemasının en önemli filmlerinden biri olur. İlk kez halktan biri filmde sinema ünlüsü olur. Bu oyuncu Yahya Kaptan rolüyle yer alan Atıf Kaptan'dır. 1932 yılında sinema filmlerinin kontrolü hakkında ilk yasa yürürlüğe girmiştir. 1935 İlk Köy Filmi ve İlk Kadın Yıldız. Muhsin Ertuğrul, Aysel Bataklı Damın Kızı filmiyle Türk sinemasına ilk köy filmini kazandırmış olur. Bu arada Cahide Sonku, kendinden sonra gelen kuşağa destek vererek yıldızlık yolunu açar. Cahide Sonku, Türk sinemasının ilk kadın yıldızıdır. Ağlamayı da bırak bakalım. Demin annenle baban konuşuyorlardı. Senin mahkemede ettiğin işi Hüsmen Ağa'dan duymuşlar, çok hoşlarına gitmiş. Sahi mi söylüyorsun? 1940 İlk polisiye filmi ve ilk jön tipi. Faruk Kenç'in sinemaya girmesiyle çekilen film sayısı 5'e yükselir. Faruk Kenç, Yılmaz Ali adlı ilk polisiye filmi çekimlerine başlar. Deneme çekimlerinde oynayan Suavi Tedü ile Türkiye'de ilk jön tipi ortaya çıkar. Jön, önemli rollerde oynayan genç oyunculara verilen isimdi. 1942 Melodram yapılar. 1941 yılının Muhsin Ertuğrul Kahveci Güzeli ile kapatır. Çekoslovakya asıllı tiyatrolarda sunuculuk yapan Adolf Körner'ın sinemaya atılmasıyla bu sayı 4'e çıkar. Yapımcı Halil Kamil'in ısrarlarıyla işe başlayan Körner peş peşe 3 film çeker. Duvaksız Gelin, Sürtük ve Kerem ile Aslı. Körner'ın tiyatro oyunu uyarlaması olan Sürtük filmi daha sonraki yıllarda defalarca kez çekilir. Koyu melodramatik yapısı nedeniyle Türk sinemasını olumlu yönde etkiler. Böylelikle melodramatik adı verilen müzikli filmler dönemi başlamış olur. 1946 Sadri Alışık dönemi. Tiyatro dışından gelen oyunculara Günahsızlar filmiyle Sadri Alışık katılır. Sadri Alışık gelecek yıllar için önemli sanatçılar arasında yerini şimdiden hazırlamış olur. 1947 dönemin en iyi yapımı. 1947 yılında film sayısı 12'ye ulaşır. Bu yıl sinemaya giren yönetmenlerden Turgut Demirağ dikkatleri çeker. Bir Reşat Nuri Güntekin uyarlaması olan Bir Dağ Masalı o dönemin şartlarında yapılmış en iyi film olarak tarihe geçer. 1949 Kurtuluş Savaşı filmi. Türk sinemasında film şirketleri sayısı her geçen gün artmaktadır. 40'lı yılların sonunda parlayan yıldız Ömer Lütfi Akat olur. Vurun Kahpeye adlı Kurtuluş Savaşı filmi Türk sineması geleceği bakımından çok önemlidir. Bu filmle birlikte yeni sinema anlayışının belirtileri ortaya çıkar. Vurun! 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 Vurun kahpeye! 1950 yılında 22 film çekilerek yeni bir rekor kırılır. Bu dönem kadın oyuncular içinde en fazla Neriman Köksal ile Mesiha Yelda dikkat çekerler. 1951 Tarihsel Filmler Dönemi. 1951 yılında çoğunluğu tarihi içeriklerden oluşan toplam 36 film çekilir. İstiklal ve Kore Savaşı filmleri ağırlığını gösteren filmler yılı olur. 1953 İlk renkli film. Bu yıl film sayısında bir azalış olsa da yapılan filmlerin kalitesinde önemli artışlar olmuştur. Muhsin Ertuğrul'un Halıcı Kız filmi kayıtlara göre ilk renkli film olarak tarihe geçmiş olsa da aslında ilk renkli Türk filmi Ali Ipar'ın yönettiği Salgın filmidir. Halıcı Kız filminden sonra gösterime girdiğinden dolayı böyle bir karışıklık olmuş. Bunu da şu şekilde açıklayabiliriz. İlk renkli film olarak çekilen film Salgın filmidir. İlk renkli olarak gösterime giren film ise Halıcı Kız filmidir. 1954 Şarkılı Filmler. Bu yıl 48 film çekilmiştir. 1950 öncesi Münir Nurettin Selçuk'la başlayıp biten şarkılı filmler dönemi bu kez Zeki Müren'le devam eder. Zeki Müren bu tarihten itibaren Türk müziğinde ve sinemasında önemli yer alacaktır. Yıllar sonra da kendisi sanat güneşi olarak anılacaktır. 1950
55. Yönetmen sayılarındaki artış. Yıl içinde çekilen film sayısı 61'e ulaşır. Türk sinemasının ilk özel yapım evi olan Kemal Film'in başına geçen ve senaryo çalışmaları yapan Osman Fahir Seden, Kanlarıyla Ödediler filmiyle yönetmenliğe başlar. Memduh Ün, Abdurrahman Palay ve Mümtaz Alpaslan bu dönemde sinemaya girerler. Muhterem Nur, Lale Oraloğlu, Bülent Oran, Mualla Kaynak ve Neşe Yulaç ise sinemanın yeni yüzleri olarak karşımıza çıkarlar. 1956, Köy Melodramları. Bu yıl 50 film çekilmiştir. Köy melodramlarıyla ünlenen Muharrem Gürses altın çağını yaşar. Bu yıl tam 7 filmde yönetmenlik yapar. Bu yılın dikkat çeken oyuncusu Ekrem Bora'dır. Ekrem Bora, Ayhan Işık ve Belgin Doruk sinemaya atılırlar. 1957, Atıf Yılmaz'la Yeni Bir Başlangıç. Yıl içerisinde 61 film çekilir. Muharrem Gürses köy melodramları çekmeye devam eder. Arabesk türü romanlarıyla Atıf Yılmaz ilk çıkışını Gelinin Muradı filmi ile yapar. Böylelikle Türk sinemasında yeni bir dönem başlamış olur. 1959, Erkek Tipli Kadın Kahramanlar. Yıl içerisinde 76 film çekilir. Aydın Arako'nun Fosforlu Cevriye adlı filmiyle sinemada erkek tipli kadın kahramanlar modası başlar. Bu tür kahramanların ilk oyuncusu Neriman Köksal'dır. Cilalı İbo serisiyle de yeni bir güldürü oyuncusu olarak Feridun Karakaya sinemada yer almaya başlar. 1960, İlk Çocuk Yıldız. Yeni film şirketleri kurulmaya devam ederken yıl içinde çekilen film sayısı 78'i bulur. Zeynep Değirmencioğlu'nun oynadığı Ayşecik karakteri ile çocuk kahramanlı filmler dönemi başlar. Zeynep Değirmencioğlu, Memduh Ün'ün Ayşecik filmiyle Türk sinemasında ilk çocuk yıldız olarak yerini alır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 27 Mayıs'ta yönetime el koymasından sonra Türk sinemasında yeni bir düşünce hareketi ortaya çıkar. Buna toplumsal gerçekçilik adı verilir. Ağırlıklı olarak toplumsal ve sosyal mesajlar veren filmler yapılmaya bu yıldan sonra başlanır. 1962, Filiz Akın dönemi. Bu yıl 131 film çekilir. Filiz Akın ve Tanju Gürsu bir derginin düzenlediği artist yarışması sonucu sinemaya girerler. Filiz Akın modern genç kız tipinin Türk sinemasındaki yeni simgesi haline gelir. 1963, Öztürk Serengil'in doğuşu. Bu yıl çekilen film sayısı 128'dir. Ajda Pekkan ve Tamer Yiğit bir dergi ses yarışmacı aracılığıyla sinemada işbaşı yaparlar. Güldürü oyuncusu Öztürk Serengil, Zafer Davutoğlu'nun yönettiği Adanalı Tayfur filminde sıradan bir lahmacuncu tipiyle en parlak dönemine girer. Bu yıl Öztürk Serengil'in doğuşu olarak adlandırılır. Uzun süredir yönetmenlerin yanında asistanlık yapan Zeki Ökten ve gazeteci İlhan Engin ilk kez bu yıl yönetmenlik yaparlar. Türkan Şoray ve Ekrem Bora Acı Hayat filmiyle oyunculuklarında bu yıl sınıf atlamış olurlar. 1964, Yeni ve Genç Sinemacılar. 1964 yılında çekilen film sayısı 180'e ulaşır. Artık yeni ve genç sinemacılar kuşağı da giderek etkisini gösterir. Bu sinemacılar daha çok toplumsal sorunlara değinerek sosyal mesajlar veren filmlere ağırlık verirler. Yeni yönetmenlerden Cevat Okçugil, Ertem Eğilmez, Orhan Aksoy ve Yılmaz Atadeniz çalışmalarını hızla sürdürürler. Memduh Ün'ün Ağaçlar Ayakta Ölür filmi onlarca film arasından çıkarak en iyiler arasına yerleşir. Senden ayrılmak ne zormuş büyük anne. 1966, Geniş Perdeye Geçiş. Her yıl yeni rekorlar kıran Türk sineması bu yılda yeni bir rekorla toplam 240 filmle yılı tamamlamıştı. Osman Seden, Reşat Nuri Güntekin uyarlaması olan iki bölümlü Çalı Kuşu'yla en başarılı filmini yapar. Bırak bu manasız ısrarı Feride. Birbirimizi seviyoruz. Seni seviyorum. Deli gibi seviyorum. 1967. Geçen yıla bakarak film sayısında bir düşüş olur. Toplam 208 film çekilir. Oyuncu Türkan Şoray, Tapılacak Kadın ve Ölümsüz Kadın gibi filmlerle Türkiye'nin yıldızı olmayı başarır. Ayhan Işık da bu yıl Türkiye'nin erkek yıldızı olur. 1968, Sinemalarda izdiham. 117 film çekilir. Renkli filmlerin yapımları hızlandırılır. Seyfi Havaeri'nin Kara Sevda adlı melodramı çok ilgi görür. İzdiham nedeniyle bazı sinemaların kapıları bile kırılır. İlgi gören bir diğer film ise Lütfü Ömer Akad'ın yönettiği, Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrol paylaştıkları Vesikalı Yarim filmiydi. Sevgi de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktı. Orhan Elmas ise Ezogelin'le en iyi filmini ortaya koyar.
1969, Tarkan ve Kartal Tibet. Bu yıl film sayısı 230'a yükselir. Dış kaynaklı çizgi roman kahramanlarına karşılık yeni bir çizgi roman kahramanı ortaya çıkarılır. Orta Asyalı tarihsel konuların kahramanı Tarkan'dı. Kartal Tibet bu film serilerindeki performansıyla tüm sektörün dikkatini çekmeyi başarır. Ulusum ulusların en büyüğüdür. Türk oğlu Türk'üm ben. Yüce babamız Atilla'nın savaşçısıyım. İsmim Tarkan'dır. 1970, masal filmleri dönemi. Toplam 226 film çekilir. Yapımcı Türker İnanoğlu'nun girişimleriyle Türk-İran ortak yapım çalışmaları başlar. Ertem Göreç'in Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmiyle Türk sinemasında masal filmleri dönemi açılır. Yumurcak ve Afacan gibi filmlerle çocuk kahramanları ağır basan yeni bir sinema türü ortaya çıkar. Yücel Çakmaklı Birleşen Yollar filmiyle dini içerikli film temasını ortaya koyarak milli sinema akımını başlatır. 1971, Keloğlan yılı. Bu yıl tam 265 film çekilir. Arzu Okay, Tarık Akan ve Murat Soydan sinemanın yeni yüzleri olarak karşımıza çıkarlar. Süreyya Duru'nun Keloğlan adlı masal türündeki filmi beklenmedik bir gişe hasılatı elde eder. Sen sultansın, ben bir kelim, bağlı ayağımla elim, sevdim seni. 1972, renkli filmlerde artış. Bu yıl 299 filmle Türk sinema tarihinin rekoru kırılır. Renkli film yapımı da 185 filmle siyah-beyaz çalışmaları geride bırakır. Oyuncu Türkan Şoray, Dönüş adlı filmiyle ilk yönetmenlik denemesinde başarılı olur. Kendisinin de rol aldığı filmde Kadir İnanır ile birlikte muhteşem performans sergilerler. 'Atıf Yılmaz Utanç filmiyle toplumda ezilen kadın sorununa değinir. 1973, Ertem Eğilmez çıkışı. Toplam 209 film çekilir. Siyah-beyaz film sayısı 30'a düşer. Dini içerikli filmler yükselişe geçer. Ertem Eğilmez'in yönettiği, Tarık Akan'ın başrol oynadığı Canım Kardeşim filmi sinema salonlarını tıka basa doldurmayı başarır. Kan kanseri insanı öldürür mü? Allah korusun, kötü bir hastalıktır. Bizim çocuk... Evet. Uyuz falan değilmiş. Yoksa? Kan kanseriymiş. 1974, sinemada sendikalaşma. 189 film çekilir. Siyah-beyaz film sayısı 6'ya düşer. Gülşen Bubikoğlu ve Kemal Sunal sinemada kadrolu olarak yerlerini alırlar. Türk sinemasında sendikalaşma faaliyetleri başlar. Artı 18 filmlerin yapımları çok sayıda artmaya başlayınca izleyicilerin çoğunluğu bu filmleri tercih eder. Türk sineması yurt dışında da ilgi görmeye başlar. Paris Sinematekinde Türk filmleri gösterilmeye başlar ve birçok ülkede Türk filmlerine yer verilir. Ertem Eğilmez'in yönettiği Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehire filmlerinde yer alan Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe ve Kemal Sunal dörtlüsü bu filmlerden sonra daha da ünlenirler. Altınlar bende de elde, sen ne diyeceksin? Babaminki de, iş mi canım? O mu var altınları İstanbul'a bırakıyor? 1975, Hababam sınıfı dönemi. Bu yıl 225 film çekilmiştir. Yeni oyuncu olarak Müjde Ar sinemadaki yerini alır. Ayhan Işık'la Fikret Hakan'ın yapımcılığı da bu yıl başlar. Rıfat Ilgaz'ın romanından uyarlanan ve Ertem Eğilmez'in yönettiği Hababam sınıfı güldürüleri yılın en popüler filmleri olur. Artı 18 filmleri izlemek için sinema kapılarında şaşırtıcı kuyruklar ve izdihamlar ortaya çıkar. Bu tür içeriklerden birçok yapımcı, yönetmen ve oyuncu rahatsız olur. 1976, bu yıl 164 film çekilir. Oyuncu Cüneyt Arkın ve Kartal Tibet yönetmenliğe başlar. Kartal Tibet'in yönettiği Tosun Paşa filmi yılın en çok hasılat yapan filmi olur. Artı 18 filmlerde erkek ve kadın oyuncular iyice ünlenmeye başlar. 1977, Kapıcılar Kralı ve Kemal Sunal. Bu yıl 124 film çekilir. Zeki Ökten'in yönettiği Kapıcılar Kralı filmi yılın en çok ilgi gören filmi olur. Böylelikle Kemal Sunal ününe daha çok ün katmış olur. Zeki Ökten bir yıl sonra Çöpçüler Kralı filmini çekerek Kemal Sunal ile birlikte yine büyük başarılara imza atacaktı. Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım filminde yer alan Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Ahmet Mekin üçlüsünün gerçekçi oyunculukları çok konuşulur. Selvi Boylum Al Yazmalım filmi sevgi ve emek konusunu işleyen bir başyapıt film olarak tarihe geçer. Dostluktu, sevgi, emekti. 1978,
mafya konulu ve arabesk filmler. Bu yıl 126 film çekilir. Bulut Aras sinemadaki yerini alır. Mafya konulu filmlerin sayısı artar. Bu tür filmlerin en geçerli oyuncusu Cüneyt Arkın olur. Cüneyt Arkın karate filmleri etkisiyle sinemada üstün insan olarak yer almaya başlar. Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses'le şarkılı oyuncu saltanatı ve arabesk içerikli filmler dönemi başlamış olur. Kültür Bakanlığı bünyesinde sinema dairesi bu yıl kurulur. Kartal Tibet'in yönettiği, Türkan Şoray ve Bulut Aras'ın yer aldığı Sultan filmi Anadolu insanı tarafından çok sevilir. Kartal Tibet, Sultan filmiyle başarılarına bir yenisini daha eklemiş olur. Çöpçüler Kralı filmi içerdiği sosyal mesajlarla ve komedisiyle her kesim tarafından oldukça ilgi görür. Yavuz Özkan'ın yönettiği, Cüneyt Arkın ve Tarık Akan'ın birlikte oynadıkları Maden filmi yılın en iyi filmlerinden biri olarak seçilir. 1979, Türk sineması yurt dışında yükselişte. Yıl içerisinde 195 film çekilir. Artı 18 komedileri de yükselişe geçmiştir. Bu türde bir yılda tam 131 film çekilir. Zerrin Egeliler bir yıllık sürede oynadığı 37 artı 18 filmle dünya rekorunu kırar. Oyuncu Tuncer Kurtis, İsveç'te Türk işçilerini anlatan Gül Hasan adlı filmi yönetir. Ömer Kavur'un yönettiği Yusuf ile Kenan filmi yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olur. Bu yıl sansür kurulu sağ ve sol olaylarını gerekçe göstererek bazı filmlerin kesilmesini ister. Bazı filmleri de tamamen yasaklar. 1980, 12 Eylül ve Türk sineması. Bu yıl 68 film çekilir. 1960'tan sonra ilk kez bu sayıya düşer. Ülke doğudan batıya karışır. Vatanın dört bir yanında sağ sol çatışmaları. Her gün ölen onlarca insan. Üniversiteleri esir almış öğrenciler. Bu çatışmanın bitmesini istemeyen kişiler adeta kardeşi kardeşe kırdırır hale gelmişti. Ülkedeki bu karışıklık sinema sektörünü olumsuz yönde etkiler. 12 Eylül askeri müdahale ve sıkı yönetim ilan edilmesiyle 17. Antalya Film Şenliği yapılmaz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Türk sineması bu yılda dünya sinemasının gündemindedir. Sürü filmi Londra Film Festivali'nde 93 film arasından en iyi film seçilir. Sinan Çetin ve Şahin Gök bu yıl ilk kez yönetmen koltuğuna otururlar. Kartal Tibet, Aziz Nesin uyarlaması Zübük filmiyle çıtasını yükseltirken yalnızca güldüren bir film değil, düşündüren bir film yönetmeni olarak da önem kazanmaya başlar. Zübük filminde Kemal Sunal'ın performansı da çok etkili olur. Yıllarca televizyonlarda gösterilen film yıllar yıllar sonra yasaklanacaktı. 1981, Öğretmen Kemal. Bu yıl 72 film çekilir. 12 Eylül'ün etkisi birkaç yıl daha devam eder. Atatürk'ün doğumunun 100. yıl dönümü nedeniyle Remzi Jöntürk, Cüneyt Arkın'la Öğretmen Kemal'i çeker. 1982, Arabesk dönemi. Bu yıl 72 film çekilir. Halit Refik'in yönettiği Orhan Gencebay ve Gülşen Bubikoğlu'nun oynadığı Leyla ile Mecnun filmi arabesk sinemasında önemli bir yere sahip olur. Yılın en çok hasılat yapan filmleri arasına girer. Arabesk içerikli filmlere ağırlık verilmeye başlanır. Zeki Ökten, banker ve faiz sorununa Faize Hucum filmiyle toplumsal bir eleştiri getirip yılın önemli filmlerinden birini ortaya koyar. Uluslararası İstanbul Sinema Günleri ilk kez bu yıl düzenlenir. 1983, hasılat rekoru. Toplam 78 film çekilir. Hülya Avşar ve Zuhal Olcay'ın oyunculuk kariyeri başlar. Halit Refik, Beyaz Ölüm filmiyle uyuşturucu kurbanı olan gençlerin sorununu işleyerek farklı bir boyuta geçer. Beyaz Ölüm filmiyle Türk sineması gişe hasılatı rekoru kırar. Yalnızca İstanbul'da 30 milyon Türk lirası toplanır. Kartal Tibet'in yönettiği Güldürü türündeki Şalvar Davası filmi yılın en çok ilgi gören filmlerinden biri olur. Şener Şen ve Müjde Ar ikilisinin performansları dikkatleri çekmeyi başarır. 1985, arabesk filmlere devam. 127 film çekilir. Halit Refik'in Alev Alev adlı filmi yılın gişe rekorunu kırar. Şarkıcı Küçük Emrah'la arabesk filmler modası devam eder. Küçük Emrah karakteri yıllar sonra tiyatrolarda, komedi filmlerinde mizah konusu olacağını o yıllarda kimse bilemezdi. Babam bir kazaya kurban gitti. Biz üç kardeş tüm sevgimizi birbirimize verdik. Yetmedi. Çiğnediler bizi. Senaryosu Yavuz Turgul'a ait olan Nesli Çölgeçen'in yazdığı Züğürt Ağa filmi Türk sinemasında yeni içeriklerin başını çeker. Şener Şen bu filmdeki performansı ile ününe ün katmayı başarır. Yine bu yıl çekilen Çıplak Vatandaş filmiyle Şener Şen oyunculuğuyla herkesin beğenisini kazanır. 1986, 3257 sayılı kanun. Bu yıl 185 film çekilir. 12 Eylül öncesi ve sonrası olaylarda çok zarar gören Türk sineması bu yıl toparlanmaya başlar.
başlar. Sinemaya ilgi oldukça artar. Sinema salonları tekrardan dolup taşar. 3257 sayılı sinema, video ve müzik eserleri kanunu meclisten çıkıp yürürlüğe girer. 1988 Soder kurulur. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kadının Adı Yok filmi Türk sinema tarihinin en büyük gişe rekorunu kırar. İstanbul sinemalarında 6 haftada 140 milyon Türk lirası hasılat elde etmeyi başarır. Sinema Oyuncuları Derneği Soder kurulur. Başkanlığa Türkan Şoray seçilir. Sinema sanatçıları için huzur evi yapılmasına karar verilir. Temelini Başbakan Turgut Özal atar. Zeki Ökten'in yönettiği, Kemal Sunal'ın oynadığı Düttürü Dünya filmi bu yılın ilgi gören filmleri arasında yerini alır. (1989) Korsanın Yükselişi. 1989 yılına geldiğimizde Türk sinemasında bir gerileme başlar. Evlerde video oynatıcıların ve kasetlerin, özellikle de korsan kasetlerin yaygınlaşması sinema sektörünü olumsuz yönde etkilemeye başlar. Korsan sorunu geçmiş yıllarda da vardı. Televizyonların ve video oynatıcıların sayısı artmıştı. Korsancıların sayısının artmasıyla Türk sineması oldukça fazla zarar görür. Dükkanlarda ve yollarda korsan video kaset satışı yapılmaya başlanır. Halka açık yerlerde satışı yapılan bu korsan kasetçilere kimse dur demiyordu. Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal ve Yasemin Yalçın'ın başrol oynadığı Talih Kuşu filmi en iyi hasılat yapan filmler arasına girmiş olsa da korsanlar yüzünden sinema salonlarının eski neşesi ve tadı kalmamıştır. 1990-2000 arası Türk sineması zorda. Türk sineması 90'lı yıllarda oldukça zorlu bir süreç yaşar. Bu süreçte bazı yıllarda 10 film bile üretilemez. Özel televizyon kanallarının sayısı arttıkça sinema salonları da tek tek kapanmaya başlar. 1995 yılından sonra VCD ve DVD formatlarının yaygınlaşmasıyla izleyici artık sinema salonlarına ilgiyi tamamen kesmiştir. Daha önceki izlemiş olduğu filmleri tekrar tekrar evinden izlemeyi tercih etmiştir. Evinde izleyebilmek için korsan kaset veya CD'lere yönelim artmıştır. Yeni üretilen film içerikleri de yavaş yavaş değişmeye başlar. Televizyonlar sinema filmi yerine yeni çıkardıkları oyuncularla diziler çekmeye başlar. Birçok Türk sineması oyuncusu, yönetmeni maddi yönden sıkıntılar çekmeye başlar. 2000-2010 arası. 2000'li yıllardan sonra Türk sinemasında yeniden bir çıkış gözlenmiştir. İzleyici elindeki tüm sinema içeriğini televizyondan ya da VCD, DVD ile tükettiğinden dolayı artık yeni filmlere ihtiyaç doğmuştur. Düşük bütçeli film çekme dönemi kapanmıştır. Milyon dolarlık filmler çekilerek milyonlarca seyirci sayısına ulaşılmıştır. 2010-2021 yılları arasında yüzlerce film çekilerek Türk sineması yeni bir çıkış yakalamıştır. İzleyicinin tekrardan sinema salonlarına yönelmesiyle sinema sektörü yeniden altın çağını yaşamaya başlar. Son yıllarda YouTuber'ların da sinema filmi çektiklerini görebiliyoruz. YouTuber'lar arasında sinema sektöründe başarılı olanlar kadar başarısız olanlar da var.